Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akıbetu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nifleden 30'da kıssa. Bugün 21. kıssa. Ayyub aleyhisselam ve berekat. Bu hadis İmam Buhari'nin sahihlerde keltirilgen. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan. قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب فجعل يخفي في ثوبه فناداه ربه ألم أكن أغنيتك أما ترى قال بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن بركتك. إمام البخاري بن بخاري. Payg'ambarlar tarixiga murojaat qiladigan bo'lsak, mana shu ulug' payg'ambarlarni silsilasiga murojaat qiladigan bo'lsak, Ayyub alayhissalom. Alloh subhanahu va taolo bu ulug' nabiyni insoniyatga sabrda zarur masal qildi. Ayyubning sabri degan so'z bor. Alloh taolo Ayyub alayhissalomni shunday bir imtihon bilan, shunday bir balo bilan sinadiki, u kishini qilgan sabri kelajakda keladigan butun bir insoniyatga, musulmonlarga ibrat bo'ladigan bo'ldi. Ayyub alayhissalom o'zini qavmini eng hurmatli kishilardan. 7 o'g'il, 7 qizi bor edi. Alloh taolo moli dunyoni turli bir sinflaridan, turlaridan bergan edi. Qavmida hurmatli, o'zi ulkan gavdali, kelishgan chiroyli, 7 o'g'il, 7 qizi bor, hurmat e'tibori joyida. Xullas, bir odam dunyo matohidan, Allohdan nimani so'rashi mumkin bo'lsa, hammasini berganidir. Lekin Alloh taolo mana shu bandasini shuncha ne'mat bilan sinadi, ne'matni berib turib, erkalatib turib sinadi, so'ngra uni olib qo'yib ham sinadi. Haqiqiy shokir banda Alloh berganda ham shukr keltiradi, rozi bo'laveradi. Alloh taolo bermasdan olib qo'yib, sinaganda shukr keltiradi, rozi bo'laveradi. Endi norozi banda bergan de ham mingilaveradi, norozi bo'lib shikoyat qilib. Olib qo'yganda ham mingilaveradi, norozi bo'lib. Alloh taolo o'zidan rozi bo'ladigan bandalar qatoriga qo'shgan bo'lsin. Alloh taolo Ayyub alayhissalomni imtihon qildi. Bir kunda bor moli dunyosiga o'tib ketdi. Moli dunyosidan birdaniga ajradi. Ibodat qilib o'tirar ekan shu noxush xabarni olib kelishdi. Moli dunyoyingiz berkitilgan omborlar hammasi kuyib ketdi dedi. Chat insult olib qolmadi birodarlar. Chat siqilib bir nervini yo'q qolmadi. Biznesingizni olib qo'yibdi desa, tovaringizni konfiskatsiya qilsa edi, shu bo'lib qolmadi. Chunki Ayyub alayhissalomni dunyosi qo'lida edi-da, qalbida emas edi. 20 ming dollarga Eronga pul jo'natib boribdi o'zi. Shu o'zimizda bo'lganda aytib beradi ukalarimiz. Borgan ekan 3 yil 4 yil bilan savdo qilgan o'shadagi nomard bor yo'qol debdi. Shart insul bo'lib qaytib ketdi o'shadan. Pul ham ketdi, salomatchilik ham ketdi. Subhanalloh, ana shu tishorat yo'q paytida, pul yo'q paytda ham kuni o'tgan-ku. Namuncha bir inson noshukr bo'ladi, norozi bo'ladi. Ayyub alayhissalom nima dedi? Alhamdulillah dedi. Alloh berdi, Alloh oldi. Farvo qilmadi. Ana shu farzandlari 14 ta farzandi birin ketin yoki birdaniga hammasi halok bo'ldi. Yusuf alayhissalomning otasi Yoqub alayhissalom Yusufni o'lganiga emas, yo'qolib qolganiga yig'lab-yig'lab qayg'o kirib, ikkala ko'zi ko'r bo'lib qolgan edi. Bitta bolasini yo'qolib qolganiga. Endi 7 o'g'il, 7 qizni birdaniga ketishini tasavvur qilingda. Inson bolasi ko'tara olmaydi, birodarlar. Aqli ketib qoladi. Farzandlariz ham ketdi dedi. Alhamdulillah, Alloh berdi, Alloh oldi dedi. Qarang, qalbini to'rida Robbisiga bo'lgan muhabbat, u dunyosi, bolasi u keyingi o'rinda ekan. Bu ham yetmagandek Alloh taolo jasadiga bir qattiq dardni berdi. Badani shunday bir kasalga uchradiki, go'shtlari uzilib tushadigan darajada bemor bo'lib qoldi. Moli dunyo ketdi. Farzand ketdi. Sog'lik ketdi. 3 ta xotini bor edi. 2-tasi javobini olib ketib qoldi tezda. Bitta ayoli qoldi. 2 dona do'sti bor edi. Uzoqdan turib shuna gaplashib qo'yib ketib, yoniga kelmasdan ketib qoladi, chunki yuqumli bo'lib qolmasin kasalida dedi.
Bu kesali yukumlu buluştan korkup, ana şu hamşaharları, keçeyle hürmat kılıyken, keçe törülerge çakırıyken, keçeyi kavm, Ayyub Aleyhisselam'ı çıkıp geçtiğini kokladı. Ayyub Aleyhisselam şunu da keser oldu ki, yürüyüşlükke kodurmasın. Ayağını hopçiler kötürüp alıp, bir nar yıkışlığı kovalıp, bir çeker oku yerine otkizip koyup, bor moğlunu sarpılıp tüketti. 18 yıl kötürü yürüdü. Adamlar da hizmetini kılardı. Bir payetler mol kölçülüğüde, faravonide yaşayan ayol, vafadarı şuna kabul alırken de. Yerine otkizip koyup, bir kepeke otkizip koyup, kışlığı taş karşısı ki, kirip kimi kirini yuvup, kimi eşeğini şüpürüp, kimi bir üyünü toz alıp, non tofkel yegizardı. Ayyub Aleyhisselam bana şu bemol halada bir metta Allah Teala'ya şifa verdirmegen idi. Boyligimi qaytar ber, mol dünyamı qaytar berdirmegen, fakat hamd aytar idi. Shuncha aytyapmiz, Ayyub Aleyhisselam'ning sabrı zarbul masal bo'ldi. Biz tasavvur ham qila olmaymiz, birodarlar. Bu qishloqda 5 gün, 6 gün xizmatini qiladi-da, Ayyubning ayoli ekanligidan bir xabar topib qo'ygandan keyin qishloq ahli bu kasal yo'q qolmasin deb haydashib yuboradi, ish bermaydi. Ko'tarib nariga qishloqqa boradi. Ular ham Ayyubning ayoli ekanligini bilib qo'yguncha xizmatini qilib yurib, non topib keladi eriga. Bilib qo'yganda ular ham haydaydi. O'ylab ko'ring-da. 18 yil. 18 yil Ayyub alayhissalom qattiq alam chekardi. O'tiraradi yura olmasdan, lekin faqat hamd aytaradi. Özümüzü yap göreliydi. İki gün süveti uçup olsa, körün şikayetimiz Osman getirdi. Su üç gün kemiği olsa, bu kanaka bu insafsızlar. Bırt pısta şikayet geçiyoruz. Ne demek değiller? Prop köp gitti köşeler. Isı hop gitti maçtınız. İtteki yağmur yağadı bu da olmaz. İnni yağmur yağadı inşallah. Kareler de 18 yıl yürüptü yani. Ayolı 18 yıl kötü yürgenden keyin ey dadası siz Allah'ta nebisiniz o bir dua kımışsın mı Allah yengeli vermedi mi diye yaptı. Tabii insandan çıkıyor diyen fikir. Sırası sorma yaptı. Kançadan keyin? 18. Tınımızın şuradan çıkıyor yaptı 18 yıl. Ayyub Aleyhisselam ayolı ki neçin faravan ile yaşadı emin bilen? 80 yıl yok 70 yıl. 80 yıl faravonlikda yaşayıp durup, yani 80 yıl maşakkat çekmeye durup, Allah'dan yengili şifa sorgeni üyelemem de yaptı. Şunçalarda karayın. Ve hazır ki şunçalarda karayın. Bizden adamlarda kar, yaşamakimiz, bar falan çıkıyor genç tıkıl, seven bu keten bir kimse, karayınlar karakal adamlar, bizgi ibret boladığı adamlar şular, şunuylar. Mana şu yerde oturuyor anlamadım, brantası. Ben 100% emin ben, konunu aç kalırken yok. Doğru mu? Yürüp gelsin de demek tanrılara? Sağ. Bari bir oturuyor tanrılara? Bari. Kışlığa öyle de hiç kimse de hayda? Ben yaptı. Lekin şikayet düşünce. Ayolu eri dua okumasını bilgenden ki, oho, kaçan geçiyor ama nereye bunu akılıp dedi. Ayyub Aleyhisselam aittı, mene şükürken bir sabırlığın için. Niçinlik sabır için? 18 yıl mehnet kılıyorsa ayeti yaptı, bir sabırlık kıldın seni de yaptı. Allah menge şifa verse yüz kan çoraman seni dedi. Ve huz biyedike zıgtan fadrib bihi ve la tahnes. İnna vecednahu sabira ni'mal abdu innehu awwab. Ayol ketti bir neçe gün hiç yerden iş vermedi. Bu teritoriyada hamma bilib oldu Ayyub'un ayol ekanligini. Uyga kirgizmay qo'ydi, kasal yo'q qolmasin Ayyub topib kelsa biz oldimizga. Kasalini. Bir neçe gün och qolib ketishdi, ishi yo'q. Xotini bir kun chiqib ketdi, non olib keldi. Yedi qonni to'ydi, 2 gün 3 gün yetdi. Ertasi kuni chiqdi, yana non olib keldi. Nandı kayırdan aldığında soru yaptı ayolundan. Aytma yaptı. Aytma yaptı. Kıstap durgene de Romalı niye çıkıldı? Nahayette bir kat uzun saçı var adı kırkıp ikele saçını, iki damanını. İyir gene anap ki gene de. Biz
Mana shu payg'ambarlarni, mana shu solih insonlarda hayotini o'qib, shulardan o'zimizga andoza olmasak-chi, hech qachon hayotimiz farovon, xotirjam bo'lmaydi. Faqat qonni qursog'i to'q odamlardingizni ko'ravermasdan, sizdan holi xarobroq bo'lgan odamlarni ham ko'ring mahallangizda. Bor shunaqa odamlar. Va rahim shafqatli bo'ling. Agar puldor bo'lsangiz, odam ishlatayotgan bo'lsangiz, sizni pulingizdan qandaydir foydalanayotgan bo'lsa, shunday bag'rikam yiqib qo'yavering. Chunki bitta ham savob qilmagan odam nima bo'ldi? Qiyomatda ahvoli. Nimaga? Odamlarga pul beradi-da. Borib so'radi-da ishchisini. Agar qodir bo'lsa ol, bo'lmasa bir avf qilib o'tib tur, qiynamagan, holi yetgan, shoyat Alloh bizning gunohimizni kechirsa degan edi. Alloh taolo mana shu ish uchun nima qildi? Shunda Ayyub alayhissalom ayoli sochini sotib kelishlik darajasida mashaqqatga kirib qolganini ko'rgandan keyin duo qildi. Parvardigor menga yomonlik yetdi. Shaytondan bir yomonlik yetdi. Sen ahvolimni ko'rib turibsan. Sen rahimlilarning rahimliroqsan dedi. Nimani so'radi? Bitta narsani aytin aytinglar. Biror narsani so'radimi? Ahvolimni ko'rib turibsan. Sen rahimlilarning rahimliroqsan. Menga shaytondan yomonlik yetdi. Biror narsa so'rayaptimi? Nima so'rayapti? Siz nasıl soramayaptı? Ahvalımı körüp durursan, sen rahimliysen. Biz gene mekereyle gene jüde yakşıdır ağız. Ayyub aleyhisselam bulmasakken karayın. Özü gene mekereyle gene. Yok, biledi. Fakat özü gene mekereyle gene parvardigarı Ayyub'tan yakşırağı bilişini biledi. Biz o'zimiz yaxshiroq bilamiz. Bizga nima kerakligini deb o'ylaymiz. Qayoqdan bilasiz, siz so'rayotgan narsa musibat bo'lar boshingizga. Qayoqdan bilasiz, siz so'ragan narsani bersa fitna bo'ladi. Parodiya yozib, duo qil, men ham boy bo'lay. Seni shu kurishing yaxshi deyapti payg'ambar. Yo, boy bo'laveray, duo qilaman, Alloh akbar. Nima bo'ldi? Qo'y ko'payib ketdi, tug'yonga ketdi. Rasululloh zakot olib kelinglar deb odam chiqarsa, zakotini ham bermadi. Rasululloh norozi holda ketdi undan. Chunki Robbana atina fid dunyo hasana duosini ko'proq o'qiylik. Chunki yaxshilikni so'rayapmizmi? U yaxshilikni formasi, shakli, razmeri, summasi, yili, sveti qanaqaligini kim biladi? Ishonamizmi shunga? Urkuz birijlik. Hada muhtasalun baridun va sharob. Endi qarang. Nimani so'rasa kerak edi? Shifo ber desa kerak edi. Pul ber desa kerak edi. Lekin aytgani yo'q. Menga yomonlik yetdi. Ahvolimni ko'rib turibsan, sen menga nima kerakligini biluvchiroqsan dedi. Allohning marhamatini cheklagani yo'q. Alloh taolo aytdi, urkuz birijlik. Oyog'ini yerga ur dedi. Urdi, suv chiqdi. Hada bu muhtasalon yuvinadigan suv va baridun sharob. İçiladigan sovuq suvdi. Xotini ketdi, suv chiqdi, mo'jiza bo'ldi. Qarang, Alloh Ayyub alayhissalom yotgan joydan chiqarib qo'ydi. Xolodi. Ishingiz yurishini taqdir qilgan kun kelganda, birodar, uyingizdan bir xumtilla chiqib qoladi. Yoqdimi? Neftasa u yerdan ko'chib ketishga to'g'ri keladi. Alloh ishingiz yurishini xolasa, sizni problemaga tiqayotgan odam o'zi yechim bilan keladi. Adashib biror bilan tanishib qolasiz, shu sabab ishlaringiz yuvindi, badanidagi dardlari ketdi. Ichdi, ichidagi dardlari ketdi. Va 18 yil burungi holatiga gap kelib qo'ydi Alloh taolo. Buni so'radimi? O'sha aytyapmiz-da, biz bilmaymiz-da bizga Alloh qanday fazl ko'rsatdi. O'ziga tashabbuh qilaylik-da. Ayoli keldi, tanimadi. Shu yerda meni bir erim bor edi, ko'rmadingizmi desa, tanimayapsanmi meni? Yo'q, tanimayapman. Shu bir kasalmand, nochor bir erim bor edi Allohning nabisi. Shu ko'rmadingizmi? Tanimayapsanmi? Qarasa eri. Yuvinayotgan paytda nima ish bo'lgan edi? Hozirgisi muqaddamasi edi bu darsimizni. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan
Ayub aleyhisselam yalangoç yuvunayotgani da onun üstüge altından bo'lgan chigirtkalar yog'ildi. Allah boy qo'ydi. Hani boyam soğan kıldı. Yoshligini ham qaytarib berdi, yana boyam qilib qo'ydi. Qanday qilib? Qayerdan keladi o'zing o'ylab, oshni qayerdan topam? Yo'q, hech najot yo'q chiqadigan. Najot deganda faqat odamlarning gapini tushunardi-da bu odam. Palonchi berib turaman, palonchi yordam beraman, palonchi yo'l olaman degan gapni najot deb bilardi. Tevadan uzilib qolgan edi. Chigit keladi ko'rgansizlar-a, issiq o'lkalarda saranch deb qo'yadi, osmonni to'ldirib uchib keladi. Ekin tikinlarni vayron qiladi. Rejilu jarob. Ana shunday bu osmonni to'ldirib chigitkalar uchib kelib Ayub alayhissalom ustiga yopirildi. Har bittasi oltindan edi. Yalang'och oldi yuvinyapti. Chigitkalardan bo'lgan bir top uchib kelib ustiga yog'ildi. Ayub alayhissalom terishni boshladi. Alloh taolo aytadi: "Alam akun aghnaytuka amma taro." Ustinga yog'dirib qo'ydim-u, yana nima teryapsan ko'ynaging deb. Diqqat. Ha dedi Ayub alayhissalom. Ey Robbim, berding, lekin sening barakotingdan behojat emasman. Barakasi ham kerak deydi. Siz bilmaysiz-da yeyotgan oshingizda qaysi guruchida barakot bor. Siz bilmaysiz qaysi farzandingizni rizq tufayli yuzga barakot kelyapti. Siz bilmaysiz qayerdaligini barakani. Shuning uchun isrof qilmaslik kerak. Eskilarimiz dasturxonga tushgan guruchni bittadan tergizib yegizardilar. Savob bo'ladi, ol ye deb. Hozir bormi shu? Yo'q-a? Avval guruchni ochdi, tovoqdan tushirmasdan yeyishlik san'at darajasi ko'tarilgan edi. Mana shunday qilganda tushmaslik kerak edi. Oldiga tushirib yegan odam, ha? Ne eti ichna bo'ladi? Hozir unaqa emas, qoshiq deymiz hammamiz. Demak, Ayub alayhissalom bu chigitkalarda terishligidan maqsadi nima bo'ldi? Barakot. Hadisdan olinadigan xulosalar. Birinchisi, agar odam yolg'iz bo'lsa, yalang'och yuvinishligi mumkinligi mana shu hadisdan xulosa olinadi. Chunki Alloh taolo Ayub alayhissalomni yalang'och yuvinayotganligini ma'lumot qilmadi, chigitkalarda qolgan qutganini terayotganda ma'lumot qildi. Tushunarligan, hech kim ko'rmaydigan joyda kiyimsiz yuvinishlik mumkin ekan. Agar yolg'iz bo'lganda ham avrat bilan, satr bilan, to'siq bilan yuvinishlik kerak bo'lsa, odamlarga bu mashaqqat bo'lar edi. Ha, domla aytgan, yalang u uyingizda, hammomingizda. U cho'milgani borganda unaqa emas ekan. Chunki aytdiki, Musa alayhissalom hamma ma'nosular yalang'och cho'milganda alohida yuvinardi borib. Uchinchidan, Ayub alayhissalom halol molga haris bo'ldi. Esimizdan chiqmasin. Baraka faqat halol molda bo'ladi. Barakot faqat halol tijoratda, halol molda bo'ladi. Harom pulda barakot bo'lmaydi. Har qancha u to'shin aytyapsizlar, ko'p bo'lsa ham. Ko'p bilan barakaning farqi bor. Bu haqida darslar qilganmiz. 4-chidan. Anbiyolarga vahiy ilhom ko'rinishida, farishta vositasida söz orqali yoki Alloh o'zi bilgan boshqa yo'l orqali keladi. Alloh taolo Ayub alayhissalomga sen qilayotgan ishdan behojat qilib qo'ymadimmi degan vahiyni yubordi. Banda katta mol davlat so'rashligi mumkin. Agar o'zi boy bo'lsa ham. O'zi boy bo'lsa ham katta davlat so'rashi mumkin. Faqat bitta sharti bor. Shu katta mol davlatni fitnasiga tushib qolmasligi kerak. Shu moli davlatni shukrini ado qila oladigan darajada bo'lsa mumkin so'rashdi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birodarlar, mana 7-chi xulosamiz, musulmon odamda kambag'al bo'lganidan boy bo'lgani yaxshi. Kambag'allik yomon degani emas. Alloh kimni kambag'al qiladi, kimni boy qiladi. Shu bilan sinaydi kalasini. Agar boy shokir bo'lib, moli dunyosini Allohga infoq qilsa, bu ham yaxshi. Agar faqir bo'lib yashayotgan bo'lsa, shukr keltirib rozi bo'lsa, bu ham yaxshi. Shokir boy manzilati afzalroqmi? Sobir kambag'almi? Qasiniz qiyinroqda, o'g'il, keyin manzilatni belgilaymiz. Boylik qiyinroq-a, kambag'allik osonmi? Bu orqadagilar ham qatnashyaptimi shu darsda? İkalasini ham o'ziga yarasha bir ajr savobi bor. Boy
qo'lida katta davlatni shukrini ado qilib, infoq ihson bilan sahovat bilan yashayotgan bo'lsa, buni ham mazrati barat bo'ladi. Kambag'al Alloh bergan kunga rozi bo'lib qanot qilsa, buni ham mazrati barat bo'ladi. Faqat boy jannatga kambag'allardan keyin kiradi. Nima uchun? Sulaymon ibn Davud alayhissalom mulkini katta bo'lganligi uchun boshqa payg'ambarlardan 40 yil keyin kirardi. Demek boy birodarlarimizga ham bashorat, qo'lida davlati yo'q bo'lgan birodarlarimizga ham bashorat. Islom ikkalasini teng ushlaydi. Inson faqirlikdan panoh tilashligi kerak. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zi faqir yashagan, lekin faqirlikdan panoh tilagan. Allohumma inni a'udhu bika minal kufri val faqr. Parvardigor, men sendan kofirlikdan, kufrdan va kambag'allikdan panoh tilayman. Darsimizning xulosasi barakot qidirishlik kerak. Ayb alayhissalom ustiga chigitga yog'di, tilladan bo'lgan. Shundaylar keldi. Lekin terdi. Barakotni qidirdi. Birodarlar, barakot degani ko'p degani emas. Barakot degani tatimli, to'yimli bo'lishligi. Men shu 2007-yilda gapirgan darslarda tafsilotlar bilan gapirib tushuntirib qo'yganman. Bir qop un keladi, 4 ta bolangiz bilan er xotin 6 ta odamsiz, bir oyga yetadi. Endi keyingi ham bir qopingiz Alloh taolo barakotni qo'shib bergan bo'lsa, 1.5 oyga yetadi. O'sha xotin, o'sha tandir, o'sha bolalar. Barakot degani ko'p emas. Halol bo'lsak, mol dunyoyimizni qilayotgan ihson bo'lsa, tijoratimiz sadaqasini vaqtida qilsak, halol bo'lsa, Alloh taolo barakot beradi. Alloh taolo hammamizni qilayotgan kasb-ikorimizga barakot ato etgan bo'lsin. Aqulu qawli hadha va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi.